Merhaba. Bu hafta gazların kinetik teorisini kullanarak Maxwell-Boltzmann hız dağılımını çıkartacağım. Maxwell-Boltzmann hız dağılımını çıkarttıktan sonra ise basınç tanımı yapıp gaz molekülleri için ve daha önce deneysel olarak bulunduğunu söylediğim ideal gaz yasasını Maxwell-Boltzmann hız dağılımı kullanarak çıkartacağım. Şimdi yine bir kap içinde gaz moleküllerini düşünelim. Ve bu gaz molekülleri için Maxwell-Boltzmann hız dağılımını çıkartmak için hangi varsayımlar gerekli? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak moleküller rastgele hareket ediyor. Şöyle diyelim. Gaz molekülleri rastgele hareket ediyorlar. Yani bu moleküllerin tercih ettikleri bir hareket yönü yok. İkincisi moleküllerin boyutu moleküller arası mesafeye göre çok küçük. Moleküllerin boyutu moleküller arası mesafeye göre çok küçük. Göre çok küçük. Yani bu ne demek? Bunların arasında çok büyükse bu moleküller öyle geziyorlar ortalıkta. Nadiren birbirleriyle çarpışıyorlar ya da duvarla çarpışıyorlar. Ama hayatlarının büyük çoğunluğunu sağda solda gezerek geçiriyorlar. Diğer bir varsayımım moleküller arası etkileşme yok. Arası etkileşme ihmal ediyoruz. Mesela bu moleküllerin elektrik yükü varsa bunların birbirini itip çekmediğini düşünüyoruz ya da bunların çok ihmal edilebilecek kadar küçük olduğunu düşünüyoruz ya da hiç elektrik yüklerinin olmadığını düşünüyoruz. Bir diğeri bu moleküllerin sadece öteleme hareketiyle ilgileniyoruz. Öteleme hareketi yapıyor. Ne demek bu? Yani dönmeleri ve bu moleküllerin titreşimlerini ihmal ediyoruz. O zaman elimizde ne kaldı? Sadece bunların kinetik enerjisi var. Başka bir potansiyel altında hareket etmiyorlar. Dolayısıyla bir tane molekül için kinetik enerjisini, toplam enerjiyi yazarsak o kinetik enerjisine eşit olacak. Onu da nasıl vereceğiz? 1 bölü 2 mv kareydi. 3 boyutlu uzayda hareket ettiklerini düşünüyorsak bu bir vektör olacak. Bunu da bileşenlerini yazarsak 1 bölü 2 her üç yöndeki enerjilerinin toplamı olacak bir molekül için. Peki, şimdi ne yapacağım? Bu enerji ifadesi sadece hıza bağlı. Dolayısıyla hız uzayında hesap yapmak daha kolay. Hız uzayı dediğim ne olacak? Eğer işte üç boyutlu bir uzayda yaşıyorsak, bu koordinatlarımızı bildiğimiz işte en boy yüksek xyz alacağım ama hızın bileşenleri olarak alacağım. Mesela burası V'nin X bileşeni, V'nin Y bileşeni, V'nin Z bileşeni ise o zaman bir molekülün hız vektörünü bu uzayda şöyle basit bir vektör olarak gösterebileceğim. Ve burada V dediğim şeyin 3 bileşeni vardı hatırlarsanız.
VE, VZ. Hız dediğim şey konumun türeviydi. Bunların skalar çarpımı da işte herhalde hepiniz biliyorsunuzdur. Vx kare artı Vy kare artı Vz kare olarak veriliyordu. Peki. Şimdi ne demiştim? Son bir şey daha söyleyeceğim. Bu bölümü kapatmadan önce. Dediğim gibi bunlar bir kutu içindeydi. Yukarıdaki varsayımlarımız vardı. Pek çok şeyi ihmal etmiştik. Ve buradaki pek çok parçacığın rastgele hareketine bakıyorduk. Ve bu hareketler sadece rastgele yönlere giden işte öteleme hareketleriydi. Şimdi bu Maxwell-Boltzmann dağılımını çıkartmak için şöyle düşünebilirim. Bu parçacıklardan her birini bir sistem olarak düşünebilirim. Geçen derste hatırlarsınız Boltzmann dağılımını çıkartmıştım. Orada kanonik topluluk vardı. Kanonik topluluk demek neydi? İşte küçük bir sistem bir ısı havuzunun içerisindeydi. Daha sonra bu kanonik topluluk için Maxwell dağılımını çıkartmıştım. Burada da benzer bir şey yapacağım. Burada mesela bir tane molekülü kanonik topluluğu oluşturan sistem olarak düşünebilirsiniz. Bu parçacıkların kalan parçacıkları ya da molekülleri, atomları neyse de bunu da ısı havuzu olarak düşünebilirsiniz. T sıcaklığında. Dolayısıyla bu küçük sistemlerin oluşturduğu topluluk için bir dağılım yazmamaya çalışacağım. Dolayısıyla eğer bunu kanonik topluluk olarak alırsam bu bir şekilde Boltzmann ile bir önceki derste yaptığımız ile benzer olmalı. İlgili olmalı diyelim.